Selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Bir sorarsanız biz iyiyiz. Bugün Rus atası yapacağım. Annemin canı çok istemiş. Annen canı mı istemiş? Evet. Senin de canı istemiş. Benim dün istemişti. Daha doğrusu ondan önceki gün. Arkadaşlar bugün çarşıya gittik geldik. Umudan halimiz kalmadı, yorulduk. Evet. Dedik bari geldikten sonra ne yapak. Nümeysa'ya dedim kızım sen Rus atası ya. O gün babası da beğendiydi. Hatta dedik ne? Nümeysa'ya rakıldı. Sen yapsaydın beğenmezdin dedi. Annen yapmış dedi, beğendim dedi. Rakıl dedi Nümeysa'ya. Ben de şimdi makarna falan bu şey var, kooperatif var. Onun şeyinde makarna indirimdeymiş, 10 liraydı. Ben de uygun bulunca 10 tane aldım, düz aldım, kıvırcık aldım. Onları yerleştireyim dedim. Dün de pazardan 1 kilo nohut, 1 kilo da döğeme aldıydım. Onları da dolabımıza koyayım dedim. Şimdi fazla değil de ileriki günlerde Ramazanlık'ta ne yaşayabilirse inşallah pilav ne yapmaya şeyde Ramazan'ın ilk gününde bizim yani ben bilmiyordum daha önce de buraya gelince öğrendim. Bunun eşim şeyinin adetinde ilk günü kuru fasulye dövme pilavı adetten diyorlar. Şey için hiç! Tuvalesi ta buraya kadar gelmiş. Adettenmiş. Diyorlar Ramazan boyunca Allah'ı zikrediyor. Karnında denilir. Öyle diyorlar. Yani bilmiyorum artık ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. Ben sevmiyorum ama. Hı? Ben sevmiyorum. Neyi sevmiyor? Kuru fasulye. Nohut pişireyim diyeceğim. Nohutu da sevmiyorsun sen. Evet. Ne yiyeceksin? O günü yiyeceksin mecbur. Hayır. Azıcık 2-3 kaşık da olsa. Sen inançlı bir kızsın. İnançlı bir kızım da. Hı. Sevmiyorum, nasıl yiyeyim? Dövme pilavını sevmiyor musun? Onu seviyorum. Tamam, 2 kaşık da şey yiyeceğim. Fasulye yiyeceğim. Neyse, yeriz. Yapacak bir şey yok mu? Şu tavuk, hiç şu tavukları yerinde durduracağı yok Allah'ım havalı gel. Turşuyu da çıkar değil mi kızım? He, iki tane yeter. Turşusu bol olsun anne, turşusu bol oldu mu güzel oluyor. 3 tane çıkar demeyi ki onu da yazdan yapmışım. Yazdan aldım arkadaşlar. Turşuyu bitirdikten sonra Rümeysa'ya pazara gittim geldim Rümeysa'ya gösterdim şeyi. Bak Rümeysa'ya dedim. Ay anne dedi turşuya doymadın dedi. Dedim kızım dedim. Senin için aldım dedim. Rus salatası yani makarna salatası daha doğrusu. Dedim seviyorum dedim. Dedim en azından canın istediği zaman yap ye. Yani bir gün Allah izin ver de üniversiteye kazanır gidersem o zaman bu salatası neydi? Yani makarna salatası da yiyelim. Ay hiç hatırlatma. Şimdiden strese girmek istemiyorum. Yani kızım bu kes! Ben şu şeyi buradan gitmek bilmedim tavuk. Bu işler böyle kızım. Evin gibi olmuyor hiçbir yer. Değil mi arkadaşlar? Evin gibi olmaz. Ev kiraları ucuz olsaydı eve güzel olurdu. Ben de gelirdim yanına ev kirası ucuz olsaydı beraber şey yapardık. Bizim bir ablamız vardı Aynur abla. Aynur ablanın kocası ölmüştü. Bir kızıyla kendi vardı. Onda Aynur abla işte burada kendi evleri vardı. Şey yaptılar normalde. Kızıyla tek kendi olduğu için üniversiteye kızı kazanınca kızını yalnız bırakamadı. Yurda şey yapmadı, izin vermedi kadın. Dedi ki ne, sen yurda gideceksin, ben burada ne yapacağım tek başıma. Birbirlerine yoldaş oluyorlardı.
Onun için Aynur abla ev tuttuydu o zaman. Ama ta ben o zaman ev kiraları ucuzdu, ben okulda çalışırken düşünün yani. Beraber gittiler kızıyla. Kaldılar da o zaman. 4 yıl idare etti kadın kızını okutana kadar. 1+1 mi? 2+1 mi? Ev tuttular. Evet. 1+1 ev tuttular. Yatak odası, oturma odası, işte mutfak. Kendilere yeter zaten, iki kişilerdi. Onlar da farklı şehir, değişiklik olmuştu. He. Burada evi kapattılar, gittiler. Orada çarptılar. Nereye gitmişti? Vallahi kızım, onun için nereydi? İnan hatırlamıyorum. Ankara tarafı mıydı? Bilmiyorum ki ne, İzmir miydi? Unuttum. Bugün Aynur ablayı ararsam sorarım. Kızını evlendirdi ki. Yine tek kaldı. Bana ara sıra gidiyor, yanında kalıyor. Kızı demiş ki ne? Nişanlısına tek bir şeyim var, şartım var. O da demiş şartım ne? Konuştuğu olan zaten işte. Evlilikte anamı bırakmam. Çünkü babam öldü. Anam tek. Anamı yanıma alırsam, yani anamı da kabul edersen senden evlenirim. Kabul etmezsen sen yoluma, ben yoluma de. Oğlan da Allah razı olsun, kabul etti. Asker herhalde kocası da kızım. Bir saçları vardı neyse. Kızım maşallahı vardı saçlarına. Ufuzun saçları dümdüzdü. Bir kendi de zayıf, uzun boyluydu. Fiziği de çok güzeldi. Okuldayken bir kere okula gelmişti annesinin yanına. Aynur abla, biz okulda çalışırken Aynur abla yemek işine bakıyordu. Anaokulundayken değil mi? Aynur abla yemek işine bakıyordu. Biz de temizliğe bakıyorduk. Son günlerde temizliğe bakıyorduk. Okey, oldu. Bitti mi? Bakayım. İkisini de bakıp doğradım. Tamam. Spor önüşünde elektrik bölcek. Ay. Bir tane avuç kalmış. Kalmış mı? Bugün işimiz bayağı şeydi. Mustafa da bugün kaynak almış gözünü. Perişan oldu. Gece hastaneye gittik saat 4'te. Gözünü yıkattırdık 2 kere. Hastaneye gittik. Gözünü yıkattırdık. Koy kızım hocam. Ha. Ay. Kızım ben açtıydım zaten. Gözünü yıkattırdık. Geri geldik. Akşam bir gittiydi zaten. İşten gelir gelmez. Sonra saat gece 4'te. Sağ olsun. Tanıdığımız vardı. Aradık. Geldi. Götürdü hastaneye. Bu böyle kaynayacak arkadaşlar. Garnitürünü evde yapacağım. Şimdi turşusunu çıkartacağım ben. Turşusunu doğrasın onu Meysa. O sırada makarnasını neyi haşlasın. Yaparken inşallah görüşün. Evet şöyle. Arkadaşlar. Bu Meysa şimdi turşusunu doğruyor. Şöyle kızım yan dön biraz. Şöyle öyle dur da. Onun kapağını nereye koydum ona şimdi? Ay benim kapağım içlerim nasıl ağrıyor? Döndü benim çok ağrıyor. Babamın işi var mı? Niye? Sobayı yaksın. Soğuk olursun. Yakarım
yesen öyle ya kasabayı da. İnşallah gelir. Yakında sizlere bir sürprizim var arkadaşlar. Bir de müjdem var. İnşallah güzel olur da sizler de sevinirsiniz. Ay bismillah. Ne sürprizi? Ne? Zamanı gelince öğrenilir. Ama güzel olursa ha, güzel olmazsa olmayacak söylemem. Doğradın kuzum, bitti mi? Hmm. Bir makarnası mı kaldı? Aynen. Ve ben öldüm. Hı? Öldüm. Belim çok kötü ağrıyor. Sana kızım, şöyle beriye gel. Getir, hı. Beri de yer. Tamam getir, tasladık mı? Tasladık mıyım mı? Bu aralar iyice şeyler gitti, Türkçe gitti. Ayağını sen bana benziyor. Niye? Ben de bir ara Türkçeyi unutuyordum. Makarna orada kızım. Saçma sapan şeyler yedim. Bana kaşık. Bir de saçı şey. Al ketçeyi ne var? Dur. Yoğurdu fazla olsun, bir şey olmaz. Tadına bak bana nasıl. Garnitürünü evde yaptık arkadaşlar, gördünüz zaten patatesini, havucunu. Bezelye koymaya gerek yoktu, bezelyeyi zaten ben normalde de sevmiyordum içinde. Önemli olan turşusu falan. Mısır olsa mısır da güzel oluyor da. Mısır koymadık. Çeşik. Hmm.
Mükemmel. Mayonezi biraz belli olmuş ama. Mayonezi biraz belli olmuş. İyice karıştır sen. Videoyu da bitirebilirsin artık. Ben yaparım da kızı olmazsın. He. Övün kızım. Sen öve. Seni el övsün derler ama. O laf da biraz yanlış gibi arkadaşlar. Valla kızım diye söylemiyorum ama. Maşallahı var. Yaptığımı güzel yapıyor yani. Evet. He. Tamam bitirebilirsin videoyu hadi. İyi ki övmedim ha. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek yavaş üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.